yüzünü, dünyaya çevirmiş bir kara delik var ve enerji saçıyor. Peki korkmalı mıyız? Hazırsanız başlayalım. Kara deliklerden korkmanıza gerek yok. Evet, kara delikler konsept olarak oldukça korkutucu, ancak başımızın kara delikler nedeniyle belaya girmesi uykularımızı kaçıracak, kayda değer bir ihtimal değil. Ancak elbette kara delikler, korkutmasa da heyecan vermeli. Yaşamın, evrenin nasıl oluştuğuna dair çok önemli ipuçlarını barındırıyorlar. Sadece bizim galaksimizde 100 milyondan fazla kara delik dolaşıyor. Bu büyüleyici nesneler hayal edilemeyecek kadar yoğunlar. Eğer Dünya bir kara delik tarafından ezilseydi çapı, sadece 2.5 santimetre civarında olurdu. Bu olağanüstü yoğunluk kara deliklere çok büyük bir çekim gücü veriyor. Ama neyse ki kara delikler birer kozmik elektrikli süpürge değil. Durup dururken bir şeyleri emmezler. Ancak bazı nesneler kara deliklere çok yaklaşabilir ve asla geri dönemeyecek şekilde içeri düşebilir. Bilim insanları yakın zamanda 650 milyon ışık yılı uzaklıkta bir galaksideki bazı kara deliklerin dünyaya baktığını ve bir enerji akımı gönderdiğini keşfetti. Az önce söylediklerimden sonra bu bilgi endişe vermiş olabilir. Ancak bilim insanlarının keşfi doğru. Dışarıdaki sayısız kara deliğin bazıları yüzünü bize çevirmiş durumda. Güneşten milyarlarca kat daha büyük olan, galaksilerin merkezinde yaşayan ve dünyaya bakan en büyük kara deliklere blazarlar deniyor. Bunlar çok güçlü ancak aşırı derecede uzakta oldukları için bir tehdit oluşturmuyor. Rade Island Üniversitesi'nde görev yapan astrofizikçi ve kara delik araştırmacısı Dr. Douglas Gobey ile Mashable'a güvendesiniz. İnanılmaz derecede güvendesiniz açıklamasında bulundu. Bununla birlikte blazarların neden uzaya enerji fırlattığının ve bu uzak nesnelerin neden bize bir tehdit oluşturmadığının da bir açıklaması bulunuyor. Kara delikler bir şeyler yerken üstünü başını dağıtmaya çok meyilli. Çoğu şeyi yutamıyorlar. Parçalara ayrılan bu nesneler, kara deliğin etrafında hızla dönerek süper sıcak donut benzeri bir çember oluşturuyor. Bu kozmik toz ve gaz durmaksızın kendi etrafında dönerken uzaya ışık ve enerji yayıyor. En önemlisi, kara deliklerin etrafında dönen çemberlerin bazıları da uzaya enerji fırlatıyor. NASA, zıt yönde yönlendirilmiş gaz jetleri genellikle çemberlerin en iç bölgesinde oluşur açıklamasında bulunuyor. En büyük ve uzaya en çok ışık yayan kara delikler ise, galaksilerin merkezinde yaşıyor. Bu kara deliklerden biri, dünyaya doğru ışık yayacağı şekilde konumlandığında buna blazar deniyor. Dr. Gobey ile aşağı yukarı yüzünü bize dönmüş durumda. Bu tamamen çok küçük bir tesadüften ibaret diye konuşuyor. Elbette, aktif galaktik çekirdekler olarak adlandırılan galaktik merkezlerdeki dev kara deliklerin çoğu bize dönmüş değil. Bu yüzden onları farklı bir açıdan görüyoruz. Ve bazen uzaya doğru fırlamış olan her iki jet akıntısını da tespit edebiliyoruz. Astronomlar evrendeki bu gizemli nesneleri daha iyi kavrayabilmek için birçok farklı kara deliği farklı açılardan gözlemliyor. Bizim galaksimizde de Sagittarius A adında süper kütleli bir kara delik bulunuyor. Ancak bu kara delikler ne kadar güçlü olursa olsun dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Evren ışıkla dolu ama çoğu görebildiğimiz dar ışık bandında değil. Yıldız patlamaları gibi derin uzaydaki birçok enerjik olay, dev radyo teleskoplarının düzenli olarak saptadığı radyo dalgalarının kavrayabildiği seviyede ışık yayıyor. Gökbilimciler, radyo dalgası gözlemlerini kullanarak kara deliklerin uzaktaki aktivitelerini görüyor. Bu ışık veya enerji zararsız. Peki ne kadar zararsız? Harvard'da Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görev yapan astronom Dr. Yvette Cendes, Mashable'e konuşurken, çünkü bunlar çok zayıf sinyaller. Radyo, astronomi tarihinde toplanan enerji miktarı, bir kar tanesini eritmek için gereken enerjiden daha az ifadelerini kullanıyor. Aynı zamanda Dr. Gobey ile de, söz konusu ışığın enerjisi çok düşük vurgusunu yapıyor. Ve tabii ki kara delikler bizden çok uzakta. Bilim insanlarının yakın zamanda bir blazar olarak yeniden sınıflandırdığı PBJJ-2333-9-2343 galaksisi, 100 milyonlarca ışık yılı uzaklıkta. Dr. Crichton, bu mesafede bir kara delik hakkında endişelenmek için kesinlikle hiçbir neden yok diyor. Yani, evet, PBJJ-2333-9-2343 galaksisinin merkezinde bulunan kara delik gibi kara delikler doğrudan bize bakıyor ve uzaya ışık yayıyor. Ancak bu enerji bir tehdit değil. Gerçek tehdit tam da dünyada. Dünya ile ilgili endişe ederken kozmosa bakmaya gerek yok. Dr. Crichton, insanların dünya hakkında daha fazla endişelenmesi ancak bunu yaparken uzaktaki şeyleri boş vermesi gerekiyor ifadelerini kullanıyor.